Şimdi matchup'taki denklem sistemleri çözme yöntemlerine bakarsak ilki left division. A'yı A matrisini B matrisine left division'a bölüyoruz. Bunu gördüğümüzde direkt zaten ground determination uygulayacak ve çözümü bulacağız. Diğeri de inverse A ile B'yi çarpacağız ki ikisini bulabilelim. Bu biraz daha less efficient, yani verimliliği az çünkü inverse'de hesaplamamız gerekiyor. Bunların ikisinde şu örnekle bakalım şimdi. Örneğimizde işte bir paraşütçü var. Kütlesini vermiş 70-60-40 olarak. 3 tane paraşütçü şeyimiz var. Alternatifimiz. Üçünün de farklı drag koefficientleri var. 10-14-17. Ve bunun düşme hızı da 5 metre bölü saniyemiş. Şurada paraşütçüler şurada aslına bakın. Bunlar her şekilde birbirine bağlanmışlar. Üçü birden beraber aşağı atlıyorlar diye düşünün. Ve üçünün de drag koefficientleri, kütleleri verilmiş. Hızları 5 metre bölü saniye. Bunların tabii 3 tane seri bağlantılı denklem, hani seri bağlantılı oldukları için 3 tane denklem şeklinde tanımlamamız mümkün aslında bunları. Bunları tanımlarken tabii şey yazabiliriz şuraya. Belki bunu siz de yazabilirsiniz. Text oluşturayım. Aslında şöyle, birincinin kütlesi çarpı yer çekimi eksi T, tension. Bakın şeyden, serbest cisim diyagramından oluşturacağım aslında. Birinci, ikinci ve üçüncü için. Öyle düşünebilirsiniz. Birinciyi ayıralım burada. Yani onu birinci kütleyi mesela serbest cisim diyagramı olarak alalım şöyle. Bunun üst tarafta T'si var. Böyle yukarı diyebiliriz. T'si var. Bir de aşağıya doğru böyle MG'si var. Şu ne diyelim? Ve aşağıya doğru M1G'si var. Birbirinin serbest cisim diyagramı bu. Aynısı ikinci ve üçüncü içine geçerli. Bunun aynısını kopyalayacağım. Şöyle. Üçünü ayırırsak şimdi birincide T var dedik. Tabi bir de direct coefficient var yukarı doğru. Birincide. Şunu şöyle alalım. Yukarı doğru bir direnç kuvveti var. Nedir? Burada 10 aslında. C1 böyle yazabiliriz buraya. Bunları not edebilirsiniz isterseniz şeyinizi. C1 ve hepsinde aynı. 5 metre bölü saniye diyoruz. C1 ise farklı. Şurada direkt koordinatı değişiyor. İkincide de C2V var. C2V ve tension var. Şu M2 oldu. Burada. Üçüncüde ise bakın T yok. Yukarı doğru bir T yok. O yüzden bunu iptal edeceğim. Sadece burada direkt koordinatı var. Yani C3V diyeceğiz. Aşağıya doğru M3G var. Bu sefer tension aşağıya doğru var bunlar. Evet, o tensionlar şimdi koparttığımızda buradan aşağıya doğru tension var, buradan yukarı doğru. Aslında bunları buraya da yazmam lazım. Şimdi önce 3'ten başlayalım. 3'te yukarı doğru C3V var dedik. Aşağı doğru MG'si var. Bir de aşağıya doğru R diye bir teknik kuvveti koyalım buraya. Aslında T'de aynı şey. R tepki kuvveti var aşağıya doğru. Yani 3'e bakarsanız şurada ip var aşağıya doğru. O yüzden R koydum. İkincide ise bu ikinciye baktığımızda bir yukarı doğru R var. Ha, o yüzden R yazmış. Tamam. Şurada R olduğu için. Yukarı doğru R var. Aşağıya doğru T var. Onu düzeltelim. Yukarı doğru olana R diyeceğiz. Şurada. Aşağı doğru olana da T diyeceğiz. Şöyle. Bu da T. Bu birdi. Birincide ise yukarı doğru T var. Aşağı doğru MG var. Bir de yukarı doğru C1V var. Evet. Bu kadar. Bitti zaten. Buradan denklemleri çıkarabiliriz bunların. Şimdi birinciyi yazalım önce. Birinci en sondaki. Şurada denklemi yazacağım. Bakın aşağı doğru M1G var. Aşağı yönü pozitif düşünelim mesela. Yukarı doğru T var. M1G'yi nasıl küçülteyim? M1G.
Yukarı doğru T var dedik. Bir de yukarı doğru C1V var. Eksi C1V. Ve biliyorsunuz ki bunlar bizim dinamikte M hali eşittir. Bir de kinetik diyagram çizerseniz M çarpı A. M1 çarpı A ile eşit. Bu dinamik denklemini yazdık aslında. Aynısını ikincisi için yazacağım. İkinci serbest diyagramı için. Onda ne var? M2G var aşağıda. T var bir de. Artı T diyeceğim o yüzden. Bu T. Şu M2 olacak. Yukarı doğru ise R var. Bir de C2V var. Şöyle C2V diyelim. Eksi R var. Şöyle. Karşı tarafta da M2A olacak. İvme de aşağı doğru olduğu için, aşağı yönde pozitif olduğu için bu M1 ile M2'lerde pozitif yine. Aşağı yönde pozitif düşünüyorum. Son olarak da üçüncüsü. Üçüncüde ne var? Aşağı doğru M3G var. Aşağı doğru R var. Yukarı doğru da C3V var. Eksi C3V. V yok. Eşittir M3A. Şöyle diyelim. Evet, bu üç denklemi şimdi biz formüle edebiliriz bilinenlerle. Hepsini tekrar aşağı iniyorum şu anda. Nasıl yapmışım bunu? M1, M2, M3 bakın. Bunların yerine yazalım. Şuradan 70, 60, 40. 70, 60, 40. Bunları yazdım. TTR'lerin yerine sadece aslında TTR yazacağım. Yani şey değişmeyecek. Öyle bir kalsın. Bilinmeyen çünkü bunlar. TTR'ler. Yani G'de bilinmeyen mi? G'de bilinmeyen mi? Bir de ne var dedik? C1'ler. Bunları da yazalım. 10, 14, 17. Şöyle 10, 14, 17. Bunları neyle çarpıyoruz? V ile. V'de 5'ti. Çarpı 5 diyelim. Şuradan hocam. Çarpı 5. Çarpı 5. Evet. M'ler yine burada var. 70, 60 ve 40. Şimdi bunu bilinmeyenler T, R ve A'larımız. 3 bilinmeyen var, 3 denklem var. Bunları öyle bir düzenlememiz lazım ki bizim bir matris haline getirelim. Yani şurada 70G, eksi T, eksi 70A yapabilirim bunu. Ve karşı tarafa 10 çarpı 5'i atabilirim. Şimdi kitabımız bunları düzenleyip şöyle bir denklem bulmuş. Bunu siz geçersiniz olmadı. Ben detaya girmeyeyim. Bunları düzenlediğimizde sonuç olarak en son matris haline nasıl yazabilirim bunu bilmiyorum ama. Ekolojinin ekliyorum. Şurayı sileyim. Şöyle yapalım. Şimdi bu A katsayılarımız GT ve A'nın katsayıları ne olacak? Biraz düzenleme de yapmış kitabımız. Şöyle bir şey çıkmış. Gitmiş. Şurada 60. Şurada 40 var. Burada 1. Yazalım. 1. Eksi 1. Ve 0 var. Şurada da 0. 1. Eksi 1 var. Şimdi bunu paranteze alacağım. Şu eklemin içinde mi tasarlı? Ayrıştı işte bu kadar. Teşekkürler. Şu yaparken matrisin soluna ve sağına köşe parantez yaparsanız böyle bir şey yapar. Şöyle yaptım ama
Birisi alacak mı acaba? Aynen. Ben hepsini seçimle yapabildim herhalde. Şöyle oldu. Güzel. Çok silelim. Tamam. Bunu şimdi bir vektörle çarpacağız. Bir ayrıştığa ekledim buraya. O vektörümüz de üçlü. Şimdi için düzenleyici olacak herhalde. Evet. İşte bunlar şimdi bilinmeyenlerimiz. Onlar da A. Şimdi A. İğne yani. İğne en başa almış. T ve R'lerimiz. Bir de eşittir diyelim. Karşı tarafta da yine bu var. Ama değerler var. Bu değerleri de 636.7 518.6 bir de 307.4 olarak vermiş. Evet, denklemlerimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Şunu biraz düzenleyince bu hale geliyormuş. Şimdi bunun üzerinden devam edeceğiz. Bunu kapatalım. Şimdi MATLAB'a açtık. MATLAB'da bunları girmemiz lazım önce. Şuradan şunu kapatayım. Yeni bir şey açalım. New diyelim. Script. Biliyorsunuz bu script'te her zaman yani clear all çevirince ve close all yapıyorum. Ki denemeleri yaptığımızı düzenleyebilirim. Yani temizleyebilirim ekranı. Şimdi K matrisi oluşturacağım. Bu K matrisi benim şey şunu açıp maktabı da gösterebilir miyim? Heh. Bu K matrisi benim işte şu değerlere sahip olacak. 70, 60, 40 var ya. Onlara sahip olacak. Şöyle bir matris oluşturalım. Ne var elinde? 70, 60, 40. Böyle yaparsan olmaz. Önce satır verelim. 70, 1 ve 0. 1 ve 0. Noktalı virgül koyarsam alt satıra gelecek. Yani şu sağ altta gördüğünüz 71, 0 yazdım. Şimdi aşağıya göreceğim. 60, eksi 1. Eksi 1 ve 1. Bir daha noktalı virgül koyarsam 40, 0 ve eksi 1. Bunları yazdım. K'yı yazdık. Başka ne lazım bize? Bir de şu B'ler lazım. B'leri de yazalım. B katsayıları da açmış. 636.7. Noktayı böyle koyarsanız aşağıya doğru bunlar. Ben böyle koyuyorum o yüzden. 518.6. Yani şurada aşağıya doğru olduğu için. Noktalı virgül 307.4. Tamam. 101 şey, bir daha söyle. Normal virgül koyduğun zaman vektör olarak mı? Evet, satır yapar. O zaman transpozu kullanman lazım. T transpozu yapman lazım. Aslında burada transpozu yapmam için şunu yapacağım. Kesme işaret. Şöyle göstereyim hemen bunu mesela. Tamam diyelim. Buraya kaydedelim. Example 9-11. Böyle bakalım. K'ya bakın. Matris şeklinde şöyle oluşturmuş. Benim istediğim gibi. B'yi de aşağı doğru oluşturmuş olması lazım. Şöyle. Ya B transpoz derseniz zaten mesela B transpoz bunu yana verir. Şöyle. Yer yaptınız o zaman işte B transpoz deyip dik yapabilirsiniz vesaire. Neyse. Şimdi bunu yaptık. Ne yapacağız? X'leri bulacağım. Yani benim bilinmeyenleri bulacağım. X diyelim. Ne demiştik bulmamız için? Şu sonuna geri dönüyorum. Çok basit. A bölü B. Aslında ben şunu A desem daha iyi. Şunu A diyelim. Yani A İşte Türkçe şeyde alt G ve yıldız işaretine basınca şu ters slash'ı yapıyor. B ile yaptığımda enter yani şuradan R'a basarsak sonuçta direkt verecek bakın. 8, 34, 36. Bunlar neler? Benim koyduğum sıralamadakiler. Sıralama
Ne vardı benim? Bakarsak A ivme, T şuradaki gerilme, R de üstteki ipteki gerilme. Bu üçünü de vermiş oldum ona. Sonuçlar şurada. 8, 34 ve 36 olarak. Bu sayede bulmuş olduk. Basit, çok basit. Zaten gerçek değerler de bunlar. Ben bunu da vermiş. O yüzden doğru bulmuş oluyoruz bunlarla karşılaştırdığımızda. Bir de hemen hızlıca şeye de bakalım. Diğer alternatif yöntem ne dedik? Şu. Aynısını yazacağız aslında. Bunu da kopyalayabiliriz de. Bunu da şey biraz yavaş kopyalıyor. Bunu da x2 diyelim. x1. Alternatif olarak böyle bulsun. İkisini karşılaştıralım. İkisine de aynı sonuçları bulacak bakın. Hiçbir fark yok. Bir tanesini inverse olarak buldu. Diğerini inverse almadan buldu. Yani belki şu biraz daha uzun sürmüş olabilir ama 3 tane denklem için o uzunluğu anlamazsınız bile zamanını. İkisini de çözebilirsiniz yani basitçe. Yani çok basit aslında bu sadece. Direkt böyle çözebiliyoruz. Evet, bununla matematikte nasıl çözülüyor bu denklemler görmüş oldunuz. Daha fazla sayıda denkleminiz varsa onları da kullanabilirsiniz. Burada bu video kaydını yıldıralım artık.